kişi size geldiğinde şikayetini anlattı. Siz direkt karar aşamasında belirli tetkikler yapıyorsunuz. Özellikle kan testinde bütün evet uygundur ya da değildir cevabını alabiliyor musunuz ameliyat hazırlamak için? Şimdi baktığımız temel noktalar var. Yani hastanın kalp fonksiyonları normal mi? Yani bunu sorgulamayla zaten anlıyorsunuz. Hasta bir kalp yetmezliğini bizden gizlemez. Hangi ilaçlar kullanıyorsun dediğinde nihayetinde ameliyata giriyor. Evet. Ciddi bir işlem. Herkesi getirip pat ameliyat masasına yatıramazsınız. Sizinle ameliyat kararı almıştır ama gelip görüşen hasta, karşınızda, ofisinizde, muayenehanesinde görüşen hasta hala ürkektir, tedirgindir. Evet. Bu normal bir durumdur. Yani ben de bu kararı alsam ameliyata giderken tedirgin olurum cerrah olarak. Ben bile tedirgin olurum, düşünün. O zaman hasta sigara içtiğini gizler ama önemli hastalıklarını gizlemez genelde. Akciğer hastalığı varsa bunu söyler, sorarız. Karaciğer hastalığı varsa söyler. Çünkü narkozun bir verilecek genel anestezin karaciğere zararlı etkisi olabilir, sorarız. Akciğer kapasitesi nasıl merak ederiz. Astım, ağır astım hastalığı var mı, yok mu? Bir akciğer hastalığı geçirdin mi? Bunları hasta genelde gizlemez, söyler. Evet. Zaten siz bir cerrah, bir doktor olarak hastanın dış görünüşünden de birçok bilgi elde edersiniz. Bu konuşmada işte çeşitli sorgulamalarla epeyce bilgi elde ederiz. Ama ana faktörler önemli. Yani kalp ve akciğer dolaşım ve solunum sisteminin problemsiz olması önemli. Ameliyata girerken. Çünkü estetik cerrahi ameliyatları diğer ameliyatları gibi biraz daha uzun süren ameliyatlar. Bu önemli. Bunu elde ettik. Bu bilgiyi elde ettikten sonra kan tahlilleriyle acaba ameliyatlar tabii ki bir miktar da olsa kan kaybına yol açıyor. Acaba önemli miktarda kansızlık var mı yok mu? Ameliyatı etkileyecek, ameliyat olmasını engelleyecek miktarda mı diye ona da bakıyoruz. Kandaki bazı değerlere de bakıyoruz. Ama dediğim gibi hastanın nasıl diyelim işte pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği olan ama normal tahlille ortaya çıkmayacak bir durumu da tespit edemeyebiliriz. Yani faktör 10A eksikliğini bilmeyebiliriz. Hastaya da böyle bir teşhis konmamış olabilir. Daha da işte bu faktörler türlü türlüdür. 12 tane onun alt faktörleri de vardır kanda. Onlara bakılmaz. Ancak hastada bir şikayet varsa gider hematoloji doktoruna, orada incelenir. Hatta orada bile teşhis konması zor olabilir bazı şeylerin. Karar aşamasında net olacağız. Yani o kadar geniş spektrum vardır ki ameliyatı etkileyecek faktörler. Onun için de komplikasyon olabilir. Ama genel olarak biyokimyasal altyapının yeterli olmasını isteriz ama bunu tam bir kan tahlili profiliyle bizim istediğimiz ameliyat öncesi tahlillerle ortaya koymayabiliriz. Ama bu hastada ameliyat sonrasında önemli bir problem, yani hastanın hayatını tehlikeye çıkaracak bir problem ortaya koymaz da iyileşme de problem olarak ortaya çıkabilir.